TRT2 ekranlarından, İstanbul stüdyolarından merhaba. Bir başka medya programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta programımızda medya-moda ilişkisini ele alacağız. Moda haberlerini, moda programlarını kimler nasıl hazırlıyor? Bu hazırlık sürecinde neler yaşanıyor? Medya modayı nasıl şekillendiriyor? Moda ikonları medya tarafından nasıl ilan ediliyor? Ve moda haberlerine, programlarına en çok kimler ilgi gösteriyor? İşte bu sorulara ve dahasına yanıt bulmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, bu hafta medyada son derece keyifli bir konuyu konuşacağız. Modayı konuşacağız. Moda haberleri, moda programlarını mercek altına alacağız. Birbirinden değerli konuklarım var. Ben hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Sevgili Yonca Ebu Ziya bizlerle. Aslında kendisini tabii ki tüm Türkiye tanıyor yaptığı programlarla. Onun öncesinde mankenliği ile, değil mi? Hepimizin tanıdığı, beğendiği bir sima. Hoş geldiniz Yonca Hanım. Teşekkür ederim. Bir başka değerli isim Milliyet Gazetesi Moda Editörü sevgili Melis Alpan. Hoş geldin Melis. Sen de genç muhabirlerdensin ama son zamanlarda moda editörü olarak görev alıyorsun. Dolayısıyla senin de moda haberleriyle ilgili yorumlarını merakla bekliyoruz. Ve bir başka değerli konuğumuz da sevgili Sibel Arna. O da Hürriyet Gazetesi moda editörü. 10 yılı aşkın bir gazeteciliği var. Özellikle moda haberleri konusunda önde gelen isimlerden biri. Hoş geldin Sibel. Şimdi moda haberleri gerçekten dışarıdan bakıldığında son derece keyifli bir konu. Moda haberleri son derece renkli görünüyor ama gerçekten öyle mi? Yani moda haberleri programları hazırlamanın aslında kendine has zorlukları da var mı? Dilerseniz bunlardan bahsederek başlayalım. Yonca Hanım, sizle başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Sevgili Sedef Kabaş, moda aslında hakikaten hayatımızın rengi ışığı. O kadar hoş ki yıllarca ben modanın sanat olduğunu da kabul edip öyle çalıştım. Bu arada davet ettiğiniz iki genç arkadaşım yeni nesli temsil eden en başarılı, bu konudaki en başarılı gazetecilerden. Ben de onların takipçisiyim doğrusu. Hakikaten ikisi de çok kendi alanlarında çok önemli başarılara imzalar atıyorlar. Moda hayatımızın ışığı da biz o ışığı karanlığa çeviriyoruz zaman zaman. Çünkü moda gerçekten belki de çok fazla ciddiye alınacak bir olgu değil. Ama modasız kalmamak gerektiğini de düşünüyorum. Rengin, çizginin, moda dergilerinin, moda adına yapılmış olan birçok şeyin altında çok ciddi emekler ve çalışmalar var. Aslında ciddi bir endüstri değil çok mi? Çok ciddi bir endüstri. Sadece moda defilelerinden, gazetelerde gördüğümüz özellikle böyle çok avantgard modellerden oluşmuyor moda. Çok ciddi bir endüstri. Çalışanı çok fazla. Tasarımcıyla sadece iş bitmiyor. Ve başından beri kabul ettiğim gibi de gerçekten sanatın bir kolu olduğunu düşünüyorum. Bir de Türkiye açısından da önemli bir aslında saha. Değil mi? Yani özellikle tekstil sektörünü falan düşünecek olursak, çok, ürettiğimiz markaları düşünecek olursak, Türkiye açısından da aslında değeri olan bir alan moda. Çok önemli çünkü tekstilin ülkemizdeki önemi çok büyük. Biz yıllarca fason üreten ülke olarak anıldık dünya ülkelerinde. Bizim artık markalarımız ve çok önemli moda tasarımcılarımız da oldu. Yeterli mi? Tabii ki değil. Moda aslında dediğim gibi değişik ve enteresan bir olgu. Buna genç arkadaşlarım buradan çok farklı yaklaşımlarla birçok derinlemesine araştıracaklar, söyleyecekleri çok şey vardır ama moda aslında hani o her gün gördüğümüz, her yıl değişen sezonlar ve size dayatılan şeylerden ibaret değil. Moda bir yaşam biçimi. Evet. Moda sadece giydiklerimiz, saç çok modelimiz, yapacağımız makyajın renkleri ya da kullandığımız aksesuarlar hakikaten değil. Hayatımızı nasıl algılıyorsak modayı da öyle algılamalıyız diye düşünüyorum ama moda kurbanı olmadan tabii onun ki. Onun anlamda baktığımızda sadece defilelerden ibaret haber değil aslında. Moda çok daha geniş bir kavram.
kavram. Bakalım modaya yön veren genç nesil gazeteciler bu konuda ne diyor? Melis? Ben daha çok zaten öbür yönüyle ilgileniyorum. Yani hani işte bu yıl ne var bana sorun mesela. Çok biliyor değilim. Hangi tasarımcılar ne yaptı hiç takip ediyorum mecburen ama şu an inanın o kadar haberdar değilim. Ben daha çok işte politikacılar, toplumun önündeki figürler ne giyiyor, neden onu giyiyor, onunla ne mesaj veriyor, nerede ne hata yapıyor. Hani burasındayım. Bir de hani matrak geçiyorum. Yani ben çok ciddiye almıyorum açıkçası. Ya yani o ciddiye alma kısmıyla da dalga geçmeyi seviyorum. Ama yine de bir modanın herhalde şekillendirici unsuru var. Tabii ki yönlendirici de. Unsuru var. O anlamda herhalde haberlere bakıyorsun değil mi? Mutlaka yani bir şeyi orada sadece dalga geçmiyorum. Tabii. Söyledim. Onun bir alt metni var. Ama bunu bu şekilde yaparak hani moda ile ilgili haberleri okumayanlara da aslında okutmak birazcık amacım. Evet. Yani işe oradan girince hani o sadece sektöre hizmet etmek değil ama hakikaten işte erkekler de okusun, çocuklar da okusun, gençler de okusun. Yani biraz ben hani... Mesela ne tür bir haber yapıyorsun? Böyle çok ilgi toplayan, nasıl bir haber yaptın bu anlamda? Mukayeseler mi yaptın mesela? Gerçekten müthiş haberler her haberi yapıyor. Öyle yani hep bu gözle baktığı için evet, herkes doğru. Okusun diye hep böyle bir şekilde tartışma yaratıyor. Yani. Ben istiyorsan yardımcı olayım. En son mesela Tarkan'ın konserinde giydiği kolsuz beyaz atletten yola çıkarak o atleti inceleyen çok güzel bir yazı yazdı ve yani gerçekten herkesin okuyacağı bir yazıydı. Bir de bir şey ilave etmek istiyorum. Melis Alpan gerçekten bu konuda otorite. Neden? Çünkü çok ciddi bir tasarım okulu, yani dünyanın en meşhurlarından, Amerika'daki bir okuldan tasarım mezunu. Yurt dışında değil mi tasarım eğitimi almış biri olarak medyaya girdin? Evet ama yapmadım. Yapmadın ama herhalde okuduklarının yansıması olarak bu türde moda haberlerine imza atıyorsun. Yani evet tasarım okudum ama orada zaten biraz yapmamanın nedeni de orada bizim hani başka derslerimiz de vardı. İşte bir tez yazmıştık. Tez konusu da giysilerle iletişimdi. O benim çok hani orada çok ben ilginç. Hani çok ilgimi çektiğini anladım işin sosyolojik kısmında. Hani biraz onun aslında şimdi yazdığım köşe de o tezin uzantısı gibi. Aslında ne kadar önemli. Yani giyinme biçimimiz, seçtiğimiz renkler hepsi bir mesaj veriyor. Aslında evet. İletişimin bir şekli. Evet, çok yani önemli bir şekli. Okunabiliyor bir kıyafet. Hani onunla ilgileniyorum daha çok aslında. Hani işin sektörel yanıyla Sibel daha hani ilgili. Evet, Sibel bütün son defileleri takip ediyor değil mi? Bir moda dergisi kadar spesifik kalamam. İşte onlar kadar teknik terim kullanamam. İşte hani çünkü okuyucuya böyle uzaydan bildiriyormuşum gibi gelir eğer öyle yaparsam. Daha anlaşılır. Daha herkesi ilgilendiren konularda yazmak zorundayım. O yüzden de öncelikle haber değeri taşıması önemli. Farklı bir şey yapması, yeni bir şeyden bahsetmesi önemli. Yazacağım defilenin ya da tasarımcının. Ben de bunlara dikkat ediyorum. Zor oluyor mu yurt dışındaki tasarımcılara ulaşmak? Olmuyor. Artık çünkü bütün markalar Türkiye'ye giriş yaptılar. Ya mağaza açıyorlar ya da çok katlı mağazalarda satılıyorlar. Onlar aracılığıyla ulaşıyorum. Bazıları Türkiye'ye geldiler, gelmeye devam ediyorlar. Geldiklerinde yüz yüze yapabiliyoruz. E-mail ile röportaj yapma şansımız var birçoğuyla. Bazen biz gidiyoruz. Defil, moda haftaları sırasında onlarla röportaj yapabiliyoruz. Ama o denge de önemli. Türkiye hem yerli hem onlar için markalar. İyi bir pazar mı? Yani özellikle Türkiye'de modaya son zamanlarda daha da yoğun bir ilgi olduğunu düşünecek olursak. Çok iyi bir pazar. Kendilerini... iyi ifade edebilirlerse üstelik daha iyi bir pazar. O yüzden medyaya çok önem veriyorlar. Çünkü biz onların aracısı oluyoruz bir şekilde. O markaları, yeni koleksiyonlarını biz tanıtıyoruz, bizler tanıtıyoruz ve dolayısıyla çok iyi bir pazar. O anlamda moda haberlerine, moda programlarına yönelik de ilgi geçmiş yıllara kıyasla daha fazla diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında çok uzun dönemler modayla ilgilenen bir grup hep vardı. Dediğim gibi ben burada daha eskiyi... Kıdemli diyelim. Evet. 30 yıl olacak bu yıl Sedef. Gerçekten uzun yıllardır bu işin içinde çalışıyorum ama sanat eğitiminden geldiğim için sanatla birleştirmeye, buluşturmaya çalışıyorum. Ve
gerçekten bu moda defilelerinin, dünya fuarlarının çok önemli gelişimler kaydettiğini, ülke adına da yani Türkiye'nin de bu fuarlara katılarak çok önemli noktalara geldiğini, kendi tasarımcılarımızı, kendi markalarımızı yetiştirmeye, tasarım okullarının açılmaya, hatta çok önemli bir moda akademisi kuruldu İstanbul'da. İstanbul Moda Akademisi gerçekten yurt dışındaki okullar için önemli moda akademileri, önemli moda okullarına nasıl giriliyorsa o şekilde kabul edilen bir, öğrenci kabul eden bir akademi burası. Moda günleri yapılıyor artık ülkemizde. Fuarlar düzenleniyor. Fuarlar düzenleniyor. Dediğim gibi tasarımcılar yurt dışına açılıyor. Yurt dışında yaşayan Türk tasarımcılar veya Türk asıllı tasarımcılar da diyebiliriz buna. Ülkeyle daha bir bağlantı kuruyorlar. Daha bir birbirlerine kazanıyoruz. Birbirimizi kazanıyoruz diyebiliriz. Gelip burada dersler veriyorlar. Modaya ilgi tabii artıyor ama modaya ilgi hep vardı. En yoklukta yani bir kadını modanın dışında tutmanıza imkan yok. Şimdi burada biz üçümüz de modayı bilen, öğrenen, moda adına neler olduğunun farkında olan, bunun araştırmasını yapan insanlarız ama hiçbirimizi kolay kolay modaya uygun giyinmiş göremezsiniz ya da günün trendlerini taşırken göremezsiniz. Hakikaten bilmek, bunu bilmek insanın kendi tavrını, tarzını ve nasıl olması gerektiğini öğrenmesine de yardımcı oluyor. Yani o modada anlamda modayı bilmek. Bildiğiniz sürece pek moda kurbanı olmuyorsunuz. Evet, neden kaçınmanız lazım. Gerektiğini. Aynen öyle. Çok güzel. Neden kaçınmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi dolayısıyla modayı takip etmek, modayı bilmekle modanın kurbanı olmak farklı şeyler. Dilerseniz onu biraz açalım. Yani peki, kimler moda kurbanı oluyor? Kimler hakikaten modayı biliyor? Arada herhalde ciddi bir fark var. Mutlaka çok fark var. Dediğim gibi hani biz modayı takip etmez görünüyor olabiliriz ama modayı çalışıp öğrenip moda adına neler olduğunu gerçekten bilen kişileriz. Evet. Ben kendi adıma moda programları yaparken Sibel Arna'yı da Melis Alpan'ı da okumadan moda hakkında konuşmam. Çok önemli bir şey. Yani genç nesil bu konuda çok farklı. Bir kere ne giymeyeceğini iyi biliyor onlar. Ya bence bu çok bunu önemli. Sizin cevap vermeniz lazım. Ne giyeceğini lazım. Ne giymeyeceğini bileceksin. Aynen öyle. Aynen size öyle. Neyi giymemek lazım? Bir şey sokağa düştüğü an hani demode olmuştur. Yani ben hep bunu düşünürüm. Korsanı çok fazla şey çıktığı zaman değil mi? Taklidi falan çıktığı zaman. Tabii yani o bir ileriki aşama ama sokakta da bir şey çok görüyorsam ben ondan kaçınırım. Yani çünkü o değil mi? Hani çok fazla çok ayağa düşmüştür. Çabuk tüketiyoruz. Çok. Özellikle renkleri, biçimleri öyle değil mi? İşte bu yıl pembe çok moda. Herhalde kıyamet kopacak pembeyle ilgili ve biz kaçacağız. Yani belki bir aksesuara bile tahammül edemeyebilirim. Bilmiyorum, görmedim henüz kışı. Aslında burada çok ciddi bir çelişki yok mu? Yani moda seni farklı kılacağı iddiasıyla ortaya çıkıyor ama onu takip ettiğinde sıradanlaşıyorsun. Evet. Ya aslında o trend olanı kendi stiline iyi adapte etmen gerekiyor. Ben birazcık giyinmeden önce ayna karşısında çıplak kalmayı bilmek gerektiğini düşünüyorum. Kendini çok iyi tanıman gerekiyor. Gerçekten pembe senin tenine uygun mu? Evet. Pembe moda diye yalnızca pembe bir elbise giymekle kalmıyorlar ki. İşte küpesi de pembe oluyor, saçına da pembe bir şey takıyor, ayakkabısını da öyle alıyor. Zannediyor ki hepsini pembe alırsa olacak bu iş. Ama hani çok yanılıyor, çok farklı bir şey. Hani trendleri gerçekten dozunda, kendi stiline adapte ederek uygulamak gerekiyor. İşte bu yaz yine tight'lar ve o skinny jean'ler çok fazla var. Ama önce aynada bir bacak boyunu kontrol etmesi gerekiyor insanın. Ya da bacak kalınlığını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bana oldu mu? Ya da işte Melis de biliyor, bu kış yine dizüstü çizmeler çok fazla var. Ama gerçekten onun için de bir bacak boyu gerekiyor. Evet. Yani böyle şimdi bacak boyu çok kısa olan insanların ya da kalın insanların o dizüstü çizmelerle bu kış İstanbul sokaklarında dolaştığını ben hayal etmek istemiyorum. Şimdi burada bir de bir hoşluk var, sözünüzü kesiyorum ama Selef. Şimdi
burada Melis'in ve Sibel'in bunları işte 80'ler geliyor, 70'ler geri geliyor. Ben bütün bunları yaşadım. Hmm. 80'lerin faciası olan gerçekten o zamanlar füzoydu. Şimdiki Tight'lar. Şimdi yeniden var füzo. Yeniden ama yaygınlaşmadı. İşte vatkalar felaketti. O da var, yine o da var. bu yani mankenlik yaptığım dönemde ki hayatımın en güzel yılları, o dönemde bile kabus gibiydi. Hani bacağımız uzundu, çok daha inceydik, şuydu buydu. O kadar zor ki yakışması. Hmm. Ama bizim insanımızın bir taraftan da nasıl bir özgüveni varsa kadınların, bunu dinlemeden yani kısa bacaklı bir kadının uzun çizme giymesi kadar büyük bir moda yanlışı, evet, kendi adına büyük bir yanlış olamaz. Dolayısıyla stil dediğimizde bu değil mi işte? Yani kendini, evet, tanımaktan başlıyor her şey. Ne iş yaptığınla, i̇şte nerede yürüdüğünle çok ilgili. Kendini tanımak ve kendiyle iletişim kurmaktan ziyade başkalarını takip ederek bir şey olma kaygısı. İşte bu moda, hani bu trendse ben bunu giyeceğim. Hani böyle bir bakış açısı var. Bir de tight mesela, Türk kadınına hiç uygun olmayan bir şey. Ama yani tight acayip tutar. Her çıktığı an Türkiye'de. Halbuki gerçekten %1'i falan tight giymeli bence. Peki bunu haber yapıyor musun mesela? Ben yani birinin üzerinde görmüşsem, yapma, fotoğraf varsa elimde koyup yazıyorum. Tabii, evet, bu bizim için çok iyi bir malzeme. Tabii. Ben geçen kış erkekler neden tight sevmez diye bir şey yaptım. Çünkü gerçekten bir de böyle bir çelişki var ya. Erkeklerin %98'i tight giymiş kadından nefret ediyorlar. Ve ama kadınlar yine de tight giymeye devam ediyor. Ama çocuklar, kadınlar kadınlar için giyiniyor. Değil mi? Hep bunu söylerler. Doğru mu bu? Gerçekten doğru. Yani bir erkek bir çanta modelinden ya da ayakkabı trendinden ne anlayabilir? Allah aşkınıza modayla uğraşmıyorsa. Zaten erkeklere absürt geliyor çoğu, evet, şey. Evet, ya da tight. Yani bir kadını gerçekten çok, eğer sütun gibi bir kadın değilseniz ki her ince kadına da yakışmıyor bu tight denen şey. Bütün kusurlar ortada. Bizde kiloya ve vücut yapısına aldırmadan çok rahat deyip üstüne tişört giyip, evet, pazarda dolaşan da var. Doğru. İddialı bir de şimdi öyle şeyleri olan var ya, bunların derileri, lateksleri filan parlayan, parladıkça daha da o detayları ortaya çıkaran. Hangi erkek bunu beğenebilir? Mümkün değil. Selütler bile belli oluyor tight. Olmaz olur mu? Olmaz. Ama moda diye giyilecek diyorsunuz şimdi. Muhakkak işte giyilecek. Bu kış en parlakları var işte yani. İşte, evet. Burada yani biraz da tüketiciyi moda anlamında bilinçlendirmek sizin üstünüze de düşen bir görev değil mi? Yani bu anlamda da bir çaba sarf ediyor mu medya mesela? Ediyoruz ama işte sonra da hep kötü söylüyorsunuz, hep kötü yazıyorsunuz diye eleştirilerimiz eleştiriliyor mesela ben kendi adıma. Öyle mi? Benimki daha az yorum yaptığım bir bölüm. Evet, hani benim sayfam ama daha çok haber ağırlıklı. Ama ben yine de o hani haber yazarken, röportaj yaparken hep alt notaları onu işliyorum. Yani öyle olması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu vücut tipindeki insanlara daha uygun gibi şeyler yazıyorum. Ben de programda elimden geldiğince hani renklerin ya da biçimlerden ziyade işte kendiniz olduğunuz zaman moda, tabii moda takip edilmesi gereken ve uygulanabilen, önemli olanın yakışanı seçmek olduğunu, o yakışan da hani moda yakışandır gibi aptal bir söz de edilmemeli. Öyle bir şey yok. Moda yakışan olmayabilir. Moda hiç yakışmayan şeyler genelde oluyor çoğunlukla. Neleri seçeceğim, yani seçimlerimizin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve davet ettiğim moda tasarımcılarına, moda konusunda çalışan kişilere, işte konuklarımın ikisi burada, moda konusunda aydınlatması için daha yapıcı, daha normal, yani seçimlerle ilişkili bir olgu olduğunu da vurgulamaya çalışıyorum. Yaşam biçimiyle herhalde giyinme biçimi de ilişkilendirilebilir mi diye merak ediyorum. Çünkü yani insanın altyapısı, kültürü, ne yediği, ne içtiği, nasıl bir yaşam yaşadığı, ne müzik dinlediği, ne türde program izlediği, aslında bunlar bütününde bir estetik anlayışı getirmiyor mu insanda? Kişiliğinin yansıması olmalı kıyafetler. O dediğiniz şey o aslında. Bir de bu şeye dönersek, vücut
tipine göre giyinme aslında temeli budur giyinmenin. Ve yurt dışında falan işte ne bileyim Amerika'da, İngiltere'de bir kitapçıya girdiğinizde sırf buna dair böyle yüzlerce kitap bulabilirsiniz bir moda bölümünde. Mesela Türkiye'de bir ya da iki tane belki böyle kitap vardır. Aslında bu da yansıması. Hani Türk insanı bu henüz buna dikkat etmiyor. Bilmek ama, istemiyor evet. Ki. Bilinçli olarak. Yani, aslında çok iyi biliyor yani. Evet. Evet, o hani kapri pantolon o bacaklı olmaz. Ama moda giyecek evet. Canı istiyor. Kendini kandırmak istiyor. Evet, bilmek belki de hani giymek istiyor onu. Bir de şöyle bir durum da var. Yani magazin dergilerinde daha popüler, bu konuyu daha popüler hale getiren gazetelerde ve dergilerde işte girişte de söylediğim gibi yani tırnak içinde moda ikonu gibi davranan ve sürekli fotoğraflanan tipler de var. Şimdi onlara da baktığımız zaman gerçekten kendi stillerini oluşturmuş ve anlamda örnek insanlar mı? Yoksa hani en son trend neyse, en son marka neyse o çantayı alıp koluna takan tipler mi? Bence onlar magazin ikonu. Yani magazinin oluşturduğu tipler. Ne bileyim ben ya da sen bu stil ikonudur diye birisiyle ortaya çıkmadık. Hiç. Ben yine kıdemli olarak hemen ama onlar stil ikonu, moda ikonu diye değil mi? Hayır değil. Evet, ama o magazinin yaptığı bir şey. Ha, magazinin yaptığı. Evet, yani Türkiye'deki magazin sayfalarının tanımı o. Yani onlar yarattılar. Peki ama onu okuyanlar onlar gibi giyinmeye çalışmıyor mu sonra? Hayır. Özendirici olmuyor. Zaten o yüzden evet, değiller. Değil. Yani sokağa değil etkileyebilseler evet stil ikonu olabilirler. Evet Yonca Hanım burada daha tabii diri kıdemli olarak bir yorum yapacağım. Hayır. Uzun yıllar önce New York'a gittiğim zaman çok beğenmiştim. Şunu çok beğenmiştim. Yani şehri, görüntüsünü, kültürünü değil. İnsanların renkliliğini çok beğenmiştim. Herkes her istediği şekilde ortada dolaşabiliyor ve bunu da kimse yadırgamıyor. Ama her türlü kişinin içinden çıkan renkleri dışına çıkartmış olması hoş bir görüntü sağlıyordu. Şimdi ikon meselesine gelirsek ben hakikaten aynı fikirdeyim buradaki genç arkadaşlarımla. Benim için de moda ikonu onlar değiller. Yani bir günlük, bir gecelik, üç günlük şöhret ya da sadece tepeden tırnağa marka giyinmekle de stil sahibi ya da ikon olamıyorsunuz. Bu çok önemli. Türkiye'de genelde en ucuz yolu herhalde değil mi? En pahalı gerçekten, şeyleri giyinerek. Bir de evet, kataloga girmiş olan. Yani mesela dikkat edin, dikkat çekmek ve fotoğraf yayınlansın evet, bütün diye. Fotoğraflarda kim ne giymiş ve kullanmışsa, mesela hangi çantanın reklamı büyük boy moda dergilerinde çıkmışsa ya da hangi bluzu, o markanın ne olduğunu sizin bilmenizi de istiyorlar çünkü kendileri için olmadığını görüyorum. Ama en büyük felaket bence sahillerde demeyeyim, belli bir iki koyda yaşanan felaket. Yani denize girmeye imkanı olmayan, mayo, adına mayo denilen acayip şeylerle ve hakikaten avize küpeler ve inanılmaz saçlar, parfüm makyaj. Kokusu. O bir kere o parfümden leke olur güneşte o çocukların vücutları olacak gibi değil. Yerlere kadar kaftanlar. Şimdi her şeyin bir yeri var. Mutlaka çok şıktır bir kaftandır. Bir gece davetinde farklı bir tarz için sizin de tavrınızdır, tarzınızdır giyersiniz ama o kumda yüksek topuklarla. Ama orada denize girmek bahane zaten değil mi? Yani işte ama itici olan yanı bu zaten. İşte bu çok sevimsiz ve antipatik olup sonra beğenilmediklerini ve bunun. Şimdi dünyada birçok moda mecmuasında gazetede yabancı gerçekten Hollywood starlarının, gencinin, orta yaşlısının denize girerken ki plajda güneşlenirken ki hallerini görüyorsunuz. Gayet normal değil mi? Bir tane yani hani Paris Hilton dışında. O ve bile belki, yani böyle bir mayo görmemişsin. Gerçekten. Ve bu mayolar o kadar beğeniliyor ki mayo tasarımcısı oluyor o genç hanım ve mayo defilesi yapıyor falan gibi de haberler çıkıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama bu haberler diyorsunuz ki daha çok magazin tarafından üretilen. Evet ama ister istemez bize çok konu oluyor. Yani biz bunu işte tartışıyoruz. Yani bizim sayfalara da taşınıyor. Evet. Ama hani bunu eleştiriyoruz diyelim yani övmek amaçlı değil ama işte bir magazin sayfasında da aman ne kadar hoştu, ne kadar şıktı tarzında diye yorum çıkabiliyor. Yazıyorsunuz mesela. Evet, onlar yazıyor. Ya yazmaması lazım bence onun da işi o değil. Ama o anlamda medya modayı şekillendiriyor.
Evet. Ama değil işte mi? Ya medyanın yanlış tarafı şekillendiriyor biraz aslında. Yani medyanın yani içindeki doğru kişiler, mesela moda kritiği yıllardır bizim ülkemizde moda kritiği yapan gazeteci hakikaten yoktu. Ve bu genç nesille eğitimini, öğrenimini, yani sadece gazeteci değiller çünkü. Hani Sibel sadece moda da yazmıyor aslında. Yani çok önemli konular hakkında araştırmalar yapıp çok farklı şeyler yazabiliyor. Melis dediğim gibi bir tasarım okulu mezunu. Moda kritiğini gerçekten bu gibi kişiler yapmalı. Yani yapınca ama kötü mü oluyorlar bazen? Yani bu eleştiri ve buna benzer mekanizmalar pek basında çünkü şey yapmaz. Evet ama ben hiç umurumda değil yani. Bu eleştirmeye devam edeceğim. Gayet hani bundan hoşnut evet. olanlar da var ama kesinlikle şey de var. Yani neden bunu yapıyorsun diye bir direnç de var. Ama yani çünkü öyle bir camia ki belki de onu da küstürmeyeyim değil mi? O da darılmasın. İşte bende hiç öyle bir ama şey ama yanlış burada zaten. Yani bu yüzden de biraz ters durumlara düşüyoruz. Çünkü moda, medyada farklı konumlarda çok güçlü olan insanın sadece kadının duruşuna ve vücut yapısını na bakıp aa işte tam bir dişi, üstündeki kıyafet 10 yıldız demesi kadar abuk subuk evet. bir şey de olamaz. Peki erkek siyasetçilere baktığımız zaman çok birbirinin benzeri ve çok muhafazakar giyinmiyorlar mı? Yani biraz o anlamda daha mı az cesurlar? Bilmiyorum sizin yorumunuz ne? Keşke biraz daha renkli olsalar ama bana göre çok tek düzeler. Burada bilmiyorum siz ne söyleyeceksiniz? Yadırganmak. Korkusuyla mı acaba endişesiyle? Erkek siyasetçiler. Evet, evet. Şimdi sonuçta doğası itibariyle zaten iş o çok ağır kısıtlı. Başlı bir iş. Evet. Yani ben hani böyle çok çıldırmaları taraftarı da değilim. Tamam. Onların bence eksiği bizde hani bizim genelde erkek siyasetçilerimizin. Onlar da aynen kadınlar gibi hani vücutları tanım ya da hani vücuda göre vücutlarına uygun takım elbise evet, işte. Kalıp problemi yaşanıyor. Kalıp problemi evet. Hmm. Ne bileyim renk kollar uzun var, var. Yani açık renk takım elbise evet. olmaması gerekiyor. Evet. Protokol evet. gereği koyu renk olması gerekiyor. İşte kolları buraya gelmemesi gerekiyor ya da dizine yakın. Aslında çok basit kurallar değil mi? Yani çok, birkaç evet. danışmanlık çerçevesinde halledilmeyecek sorunlar değil bunlar. Çok kolay düzelebilecek şeyler ama iyi olduklarını düşünüyorlar sanıyorum. Hmm. Ya da şey vardır hani bir takım bu dünyada zaten iki ayrı görüş vardır hani kimse der ki işte siyasetçi çok da böyle görünümüyle ilgili görünmemeli çünkü hani onun daha ciddi işlerle evet. meşguldür o biraz o hani o ekolden olanlar da var sanırım. Evet yani burada. O ikinci derecede önemli aslında benim iş ne yaptığım evet, daha yani önemli. Hani bilerek de biraz çok özenmiyor olabilir. Medyaya verilen bir mesaj aynı zamanda bu tabii yani. Şimdi yine bakacak olursak tabii sanatçıların da öyle bir iddiası var. Yani kimisi diyor ki biz örnek olmalıyız, kimisi diyor ki hayır yani ben örnek olmak zorunda değilim diyor. Ama her ikisinin de toplumun belli kesimleri üzerinde yarattığı bir etki gücü var. Şimdi o anlamda baktığımızda yıllardır hani ne giyse haber olan, moda olan mesela bir Ajda Pekkan aklıma geliyor. Bilmiyorum benzerleri var mı ya da hani siz sanatçıların da bu anlamda modayı yönlendirici etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi ben bir kere insan olarak hani sanatçılar tabii toplumun önde giden kişileri. Dolayısıyla izliyorsunuz, takip ediyorsunuz ve onlar sizi etkiliyor. Örnek teşkil etmek istemeyebilirler onlar aslında ama örnek teşkil ediyorlar. Bu kaçınılmaz. Örnek teşkil etmeli mi? O ayrı tartışılacak bir konu. Vallahi hani Ajda Pekkan ve birçok kişinin hani bu sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyorum ben. Yanlışları yok mu? Mutlaka yanlışları vardır. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Biz stilimizi bilmediğimiz gibi yaşımızın da farkında olmadan giyiniyoruz zaman zaman. Çok önemli. Beni en rahatsız eden gencecik kızların anneleri olma hevesi. Hem annelerinde evet. kızlarının haline. Yani bu belki bir sanatçının etkilediğinden daha çok etkiliyor evet. toplum. Türkiye'deki moda tasarımcılarıyla yurt dışındakiler arasında da bir gizli rekabet var mı? Ve bu rekabet sizin haberlerinize de yansıyor mu? Yani
bir yandan hani Türk moda tasarımcılarını desteklemek, onları cesaretlendirmek ama öte yandan da hani ortada bir kalite sorunu varsa bunu da ortaya koymak gibi bir çelişkide yaşıyor musunuz zaman zaman? Ben bu ikoncanlardan bir tanesi. Fütüristik giyimi seviyorum. İşte bunu araştırıyorum. Dünyadaki en önemli kişilere internet yoluyla ulaşıp alışverişimi de öyle yapıyorum ve hani öncüyüm dediği zaman iki çok sevgili arkadaşım var. Biri Hüseyin Çağlayan, öbürü Bora Aksu. Her ikisi de Londra'da yaşayan ve çok değerli tasarımcılar. Yıllar önce biz fütüristik giyimin en önemli detaylarını Hüseyin Çağlayan'la gördük ki hakikaten bu konuda çok özel bir adam, çok gerçekten özel bir adam. Şimdi siz elinizde eğer imkanlarınız varsa, gerçek anlamda da fütüristik giyimin bu kadar peşindeyseniz ve bunun da bir yani ikon olarak anılıyorsanız, o zaman ve de bu ülkede yaşıyorsanız biraz o insanların farkında olup daha onun gibi ismini saymadığım nice Türkiye'de yaşayan değerli Türk tasarımcıları da var. Biraz bunları öne çıkararak hem tasarımcılara bir saygı hem de kendiniz adına bir şey yapmış olursunuz. Daha hoş bir görüntüye bürünmüş olursunuz diye düşünüyorum. Yani yanlışlıklar var bu işte. Çok fazla söylemek istemiyorum ama hakikaten çok yanlışlarla dolu bir konudan da söz edebiliyor oluyoruz. Onun için biz kendi elimizde olanların farkında değiliz bir kere. Yani onları biraz öne çıkarsak sanki daha doğru olur. Daha doğru olur gibi. Gibi geliyor. Yani sektöre de faydası olur diye düşünüyorum. Evet. Melis, yurt dışını da hani bilen, takip eden biri olarak böyle bir rekabet ortamı sadece Türkiye için değil. Yani dünyada belli başlı ülkeler tabii ki modanın öncüleri olarak kabul ediliyor. Ama bir de son dönemde o globalleşmenin bir yansıması olarak yerel kültürler ve onun devamı olarak yerel bir moda ve moda tasarımcıları da var. Bu anlamda bir rekabet, bir çelişki ya da birbirini belki destekleme, olumlu anlamda da etkileme, bunları da tespit ediyor musunuz? Yani yurt dışındaki tasarımcılardan etkilenme meselesi mi? Yani niçin onlara daha çok yer veriyorsunuz? Ha, bizde neden? Bu kadar tasarım varken diyorlar evet, mı? Evet, aslında bu bir, yani benim de kendi kendime, ya yani onlar öyle bir şey demiyor ama kendimi de biraz eleştirdiğim bir konu. Hani desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeterince yapmadığımı da düşünüyorum ama o biraz benim hani konseptimden de kaynaklanıyor. Yani nasıl diyeyim, birkaç parçalı yazıyorum ve onlar genelde hep böyle bir şeyin eleştirisi, bir şeyi irdeleme falan oluyor. Çok fazla tam destek verin derken evet, eleştirdiğinde. Hayır, tasarımcı profiline çok fazla yer veremiyorum ama hani bir şekilde onu da kafamda formüle etmeye çalışıyorum. Belki öyle bir şey de yapmalıyım diye, yani daha çok ben kendimi eleştiriyorum o konuda. Biraz daha destek vermem gerekiyor. Çünkü şimdi zaten artık hani çıkışta Türk tasarımcıları da. Evet, öyle bir ilme yakalamışken medyanın da destek vermesi yerinde olabilir. Vermemiz gerekiyor yani. Hepimizin bir şekilde. Benim içim çok rahat çünkü ben veriyorum. Yani bu Sibel Arna ile Moda Gündemi köşesi ilk çıktığı günden beri Türk tasarımcılarına çok fazla yer veriyor. Yani hatta ki onların bu kadar çok üretmesi de bu köşeyi doğurdu. İşte bu köşe birbirini besledi her şey. Çok birçoğu o köşede ilk röportajlarını verdi. Onu da çok iyi biliyorum. Çünkü takip etmeye çalışıyorum. Yeni kim var? Galata Moda özellikle onların kendilerini çok ifade ettiği bir alan. Evet. Son 3-4 yıldır düzenliyorlar. Hem gerçek tüketiciyle, gerçek moda takipçileriyle buluşuyorlar. Hem de kendilerini anlatıyorlar. Ben de ya Galata Moda öncesinde ya da sırasında keşfettiğim genç tasarımcılara yer vermeye çalışıyorum. Sektör haberlerine de, sektörle işbirliği yapan tasarımcılara da yer veriyorum. O anlamda biraz tüketicinin de aslında satın alma alışkanlığında değişiklik gözlemliyor musunuz? Çünkü genelde şöyle bir şikayet vardır. Hani bir ürün ismi yabancıysa
hani yabancı isim olduğu için tüketici daha fazla alır Türkiye'de diye. Eğer bir Türk ismi varsa, bir Türk markası varsa o ne kadar iyi olursa olsun almaz. Hala o bizim her konuda sırf moda değil herhalde değil mi? Buzdolabında da öyledir işte. Çok doğru. Her zaman yabancı mallara, yabancı isimlere ilgimiz olmuştur. Yabancı oyunculara hani içimizde yok değil. Ben bu genç tasarımcılar konusunda çok çalıştığımı, programa da taşıdığımı düşünüyorum. Evet. Şöyle çok çalıştım. Yıllarla İTKİP'te önce bu defilelerini yaparken koreograf olarak çalıştım. Jüri oldum seçilmeleri sırasında. Evet. Yani hakikaten nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyorum. Evet. Bu arada yurt dışında yaşayan Türk tasarımcıları desteklendi. Fakat yine de olmayan bir şeyler var ama sanki bu Galata moda günleriyle ve sonra işte Akaretler'de başka bir takım yerlerde daha yapıldı. Adı Galata moda günleri olarak devam ediyor. Sanki çok önemli bir potansiyel var sokaktaki insan, sokaktaki genç. Artık onlar kendi modalarını kendileri yaratıyorlar. Onlarla her şey daha kolay. Algıları çok daha açık, daha seçiciler. Dünyayı internet yoluyla takip edebiliyorlar. Ne olduğunu, ne bittiğini, trendi, gerçek çizgiyi bilebiliyorlar. Peki bunun yansımasını siz medyada çalışanlar olarak okuyucunuz ve izleyiciniz anlamında da hissediyor musunuz? Yani kimler sizi okuyor, kimler sizi izliyor dediğimizde nasıl bir izleyici ya da okuyucu profiliyle karşı karşıya kaldığınızı düşünüyorsunuz? Hep bana bakıyorsunuz. En çok da ben konuşuyorum. Oluyorum. Melis? Yani onu ancak tabii gelen maillerden anlayabiliyoruz. Ne bileyim çok ilginç. Mesela 12 yaşında bir kızdan da geliyor. 70 yaşında bir adamdan da geliyor. Yani o yüzden... Tabii modaya farklı pencerelerden baktığın için özellikle herhalde. Sadece hani modayı takip edenler belki değil. Belki de. Evet. Ama işte yani hakikaten onu anlamak çok zor. Çok güç. Ama bir okuyucu potansiyeli olması lazım ki değil mi? Yani Milliyet, Hürriyet gibi gazetelerde, belli başlı gazetelerde, belli başlı televizyonlarda bu tür programlar yapılsın ya da bu tür sayfalar ayrılsın. Evet. Yani bence mesela yani yurt dışında genelde dergiler çok daha güçlüdür. Moda konusunda. Fakat Türkiye'de gazeteler daha güçlü, enteresan bir şekilde. Yani çünkü dergilerin tirajı çok sınırlı. Evet. Okumayı sevmeyen bir millet haline geldik. Ne yazık ki dergilerin çok daha çok alınıp okunması lazım. Yeni yeni moda üreten ülkeyiz. Dediğim gibi fason olmaktan kurtulduk. Yani bir moda merkezi değil. Yani bir Fransız moda dergisiyle bir Türk dergisine bundan 10 yıl önce mukayese bile edemezdiniz. Bunları çok rahat söyleyebiliyorum. İki copyright derginin yayın yönetmenliğini yaptım. Çok zor oluyordu, tıkanıyordunuz bir yerde. İşte o araştırmalar sırasında zaten dışarıdaki bir takım Türk tasarımcıları, yeni tasarımcılar, genç tasarımcıların yetişmesi gibi konulara el atıldı. Aksi takdirde o dergiler sadece çeviri dergileri oluyor değil mi? Aynen öyle oluyor. Görseller aynı. Tabii çünkü o kadar çok malzeme var ki yani işte Fransa hakikaten konfeksiyonun, modanın, işte haute couture'ün merkeziydi yıllarca, artık değil. Londra gibi ve çünkü bütün o moda evlerinin başında en önemli tasarımcıların çoğu İngiliz. Londra'nın şimdi Londra'ya mı kaydediyorsunuz? Valla bana göre çok son zamanlar, uzun yıllardır sanki Londra'da kalbi. Londra'dan her zaman daha böyle yaratıcı şey, yeni tasarımcıların sürekli çıkaran bir yerdir. Yani İtalya, Paris zaten hani güçlü. New York sektöre hizmet eder ama Londra yaratıcı isim. Son yıllarda biraz aslında şeydi, onların da hani para sorunu vesaire vardı ama hani orası hep yaratıcılık çıkar. Yani şehirde her anlamda zaten yaratıcılık çıkar. Evet. Sokak modasının en kuvvetli olduğu nokta Londra caddeleri. Orada da aslında çok hani birbirini besliyor. Gençler moda endüstrisini ciddi şekilde besliyorlar. Çünkü sokak modasını onlar yaratıyor. Böyle bir kısır döngüyle onlar da sokağa hizmet eden şeyler tasarlıyorlar. Bu da ilginç. Mesela okyanusun diğer tarafı, hani Amerika her konuda iddialıdır. O konuda da mesela hani New York bir kriter midir merkez olarak? Baktığınızda haber kaynağı olarak oradan çıkanlar. New York'ta birazcık New York çıkışlı markaların hepsinin yaptığı şey daha çok reklam ve pazarlamaya yönelik endüstriler Amerikan var. Amerikan kültürü yani. Evet. Neyse modada da yansıması. Aynen. Yani fast
food gibi hani fast fashion var New York'ta ve çok çabuk tüketiliyor. Her şey reklam, her şey pazarlama. Biraz önceki sorunuza bir cevap vermek isterim. Moda ile beraber kültür sanat da olduğu için benim programımda ölçemiyorum. Hakikaten ölçülmüyor ama çok enteresan. Hani Kıbrıs'tan bize hediyeler, mektuplar gönderen 72 yaşında bir erkek izleyici de var ama moda ile ilgileniyor mesela. Çok ilginç. Çok ilginç. 12-13 yaşındaki genç arkadaşlardan söz etti. İşte okuldan bir ara programın saatinin değişmesini istemişlerdi. Hafta içi yapıyordum. Yetişemiyoruz okuldan çıkıp diyen genç de var. İlginç geliyor. Yani bizim düşündüğümüz gibi değil. Bizim tanıdığımız, içinde bulunduğumuz topluluktan ibaret değil artık Türkiye. Hele tabii hızla değişmekte, gelişmekte. İnanıyorum ki çok iyi yönde gelişmekte şimdi olan. Şimdi o anlamda sizin çizginizi devam ettiren ya da devam ettirmek isteyebilecek hani ki hani bu daha yeni nesilde diyorsunuz moda eleştirileri başladı, bu tür sayfalar, programlar yapılıyor. Yani bunun devamı için son olarak medyaya bu alanda hizmet vermek isteyen, bu alanda çalışmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Yani onlara vereceğiniz tavsiyeler ne gibi özelliklere sahip olabilirler? Siz onları nasıl olması yönünde bir mesaj vermek istersiniz? Moda tasarımı mı okumaları gerekiyor yoksa başka branşlardan, sanatın başka branşlarından beslenenler de bu işi yapabilirler mi? Eğer benim yaptığım gibi bir moda gazeteciliği yapmak istiyorlarsa tasarım okumaları şart değil. Ben tasarım okumadım, ben işletme mezunuyum, gazetecilik de okumadım. Ama modaya ilgin var mıydı? Nereden moda kaynaklandı? Modaya ilgim vardı. 12 yıl oldu gazeteciliğe başladı. İlk günden beri hep hafta sonu ilavelerinde çalıştım. Hep hani dünya modasında ve Türkiye'de neler oluyor takip ettim, bildim. Ama benim için öncelik haber değeri taşıyıp taşımaması oldu. Yani ben o gazeteye giriyorsa haberdir diye baktım. Ve hep böyle yazdım. Röportajları da böyle yaptım. Bu göz önemli. Yani eğer benim gibi bir moda gazeteciliği yapmak istiyorlarsa evet çok iyi bilecekler neler oluyor, neler bitiyor dünyada ve Türkiye'de. Ama öncelikle haber reflekslerinin olması gerekiyor. Evet. Melis? Ben de haber refleksi olması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar ben yorum da yazsam hani haber niteliği taşıyan bir şeyi de koymak isterim oraya mutlaka. İlgi hani ilgilenmek tabii ki de önemli. Hani ilgilenip de sırf bu işin eğitimini almak şart değil ama eğer yani tasarım okumak gerekmiyor tabii ki de. Yani benimki tesadüftü. Tasarım okuyunca tasarımcı olabilirsiniz ama bununla ilgili artık dünyada çünkü hani moda gazeteciliği vesaire gibi birçok alan var okullarda. Hani bu tarz eğitimler almanın mutlaka faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir endüstri geleceği olan bir endüstri. Onun yansıması olarak medyada da yer bulacak bir alan. Tabii ki de. Evet zaten hani sektör ne kadar büyürse medyada o kadar büyük yer alacak. Dolayısıyla uzmanlaşma gerektiren bir dal haline gelebilir ileride. Tabii yani. Kesinlikle. Evet öyle değil bir mi? İmkanı olan herkes. Yani kumaştan anlaması lazım, tasarımcılara mukayese edilmesi lazım. Yani bunların hepsi bir artı değer. Yani çok ilgilenip şart değil. Hiçbir işte bence şart değil. İlle hani o işi çok iyi yapmak için eğitimini almanız gerekmez. Hani o kadar isteklisinizdir ki buna gerek kalmaz ama hani bu da bir artıdır. Yani bugün İstanbul Moda Akademisi'nde bütün bunlar ders olarak okutuluyor aslında. Bir tasarımcı da aynı zamanda işte moda fotoğrafının ne olduğunu biliyor, moda gazeteciliğinin ne olduğunu biliyor. Çünkü o tasarımı yapacak ve sonra o koleksiyon için bir çekim gerçekleştirecek ve o çekimin haber olmasını sağlayacak. Biz şimdi birazcık sektörü de yani ilk başlayanlar olduğumuz için sektörü de yönlendiriyoruz. İşte bana açıp soruyorlar hani bu koleksiyon haber olur mu? Ya da bunun için haber olması için ne yapmam lazım? İddialı bir moda çekimi yapmanız lazım. Farklı bir şey. İşte çok vesile olmuşuzdur biz hani farklı moda çekimi gerçekleştirmelerine, farklı moda fotoğrafçısıyla çalışmalarına, yurt dışından yabancı ya da farklı manken getirmelerine, işte büyük beden bir marka ise ben gerçekten şöyle bir şey yapsanız acaba işte hani böyle bir büyük beden çekim gerçekten hiç yapılmadı şu ana kadar. Bizim için iyi bir haber konusu olur diyorum. İşte onlar öyle bir şey yapıyorlar ve yani birbirimizi besliyoruz. Şu anda çünkü çok amatör ve çok
yeni bir şeyi ayaklandırmaya çalıştığımız için Türkiye'de. Evet, çok güzel. Yonca Hanım? Ben burada yetenek diyorum çünkü kendi alanında çok başarılı olmuş buradaki bu iki kişinin. Biri önce haber değeri olması gerektiğini söylüyor. Öbürü evet tasarım okumuş ama bunun içinde her ikisinin içinde de çok gizli ve bu konuda bir yetenek olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yetenekliyim diye de bilgiyi... Evet. Hiçbir zaman yadsıyamam. Bilgi çok önemli. Hı. Öğrenmek, araştırmak ve konuda eğitim almak çok önemli. Ama bazen farklı konularda eğitim almış kişilerin sonunda yeteneklerini keşfettikleri bu konuda, moda konusunda çok çok başarılı olduklarını görüyorum. Evet. Tabii o önceden keşfedilmiş bir yetenekse, hani o konuyla ilgili eğitim alınmışsa o tam kaymaklı kadayıf oluyor. Evet. Ama hakikaten çok yetenekliler ve yaptıkları iş için bir saniye durmadan çalıştıklarını, öğrendiklerini, araştırdıklarını biliyorum. Ben bu yaşımda hala bir şeylerin peşindeyim, bilginin peşindeyim. Yani tabii orada dediğiniz gibi haber refleksinin gelişkin olması lazım. Sadece modayı takip etmek, modaya ilgi duymak yeterli değil. O anlamda onu araştırmak, onu yazıya dökebilmek, programa dönüştürebilmek gibi yeteneklere de sahip olması lazım. Ama ileriye dönük olarak hakikaten geleceği olan bir saha. Moda editörlüğü, moda yazarlığı ya da moda programcılığı. Bizim okutacak başlık atmamız şart. Evet. Çünkü gazetede yazıyoruz. Yani bazen hiç hoşlarına gitmiyor attığımız başlıklar. Hı. Ama... Gerçekten Melis'in dediği gibi gençlerin de çocukların da erkeklerin de ilgisini çekmek için bir moda haberine birazcık böyle provokatif şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü biz moda gazeteciliği yapıyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem böylesine renkli, keyifli bir sohbeti bizimle paylaştığınız için. Hem de tabii dediğiniz gibi yani yaptığınız iş aslında bir öncülük değeri de taşıyor. Modanın daha bilinçli halde takip edilmesi ve Türkiye'de moda sektörünün daha da kaliteli bir düzeye gelmesi anlamında. O anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet, bu hafta içinde programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte pazar sabahı saat 11:10'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.